Flash'ı rakiplerinden farklı kılan en büyük özelliği sembollerin zaman çizelgelerinin ana filmin zaman çizelgesinden ve aynı zamanda diğer zaman çizelgelerinden, diğer sembollerin zaman çizelgelerinden bağımsız olarak hareket edebilmesidir. Bir flash projesi geliştirirken mümkün olduğu kadar çok kütüphane elemanı kullanmaya, hatta animasyonlarımızı da kütüphane elemanı yani bir sembol olarak yapmayı tercih ederiz. Animasyon içeren kütüphane elemanlarımızın ismi film klibidir. O zaman bir animasyon içeren bir kütüphane elemanı oluşturabilmek için öncelikle kendimize bir film klibi yaratalım. Boş bir film klibi yaratmak için ya da boş bir kütüphane elemanı yaratmak için kütüphanenin altındaki yeni sembole tıklıyorum. İlk olarak film klibi içerisindeki animasyonda kullanacağım grafik sembolünü yaratmak istiyorum. Bunun için boş bir sembol yaratıyorum. Bu sembolümün türünü grafik olarak belirliyorum ve tamam diyerek boş sembolümün oluşturulmasını sağlıyorum. Bu sembolün içerisine bir daire çizeceğim. Dairemi çizdim. Dairemin merkezinin dairemin sol üst köşesine taşınması için dairemi seçtikten sonra dairemi buradaki artıya göre konumlandırabilirim. Kütüphane elemanımın yani sembolümün merkezini bu artı noktasını taşıyamamaktayım. Ancak cismimi bu artı noktasına göre hizalayabilmekteyim. Bu hizalama işlemi daha kolay bir şekilde yapabilmek için pencereden hizala seçeneği açtıktan sonra sahne alanını seçtikten sonra sola ve yukarı hizala diyerek hizalama işleminin düzgün bir şekilde yapılabilmesini sağlayabilmekteyim. Ana sahneye dönüyorum. Şu anda filmimin sahne birinde yani ana sahnesinde herhangi bir çizim olmadığını, katman birinde boş olduğunu görebilmekteyim. Şimdi yeni bir kütüphane elemanı oluşturacağım. Oluşturacağım bu kütüphane elemanının türünü film klibi olarak belirliyorum. Çünkü film klipleri içerisinde animasyon barındırabilen sembollerdir. Ve isim olarak da zıplayan top adını veriyorum. Zıplayan top film klibinin içerisinde zıplayan bir top animasyonu yapacağız. Öncelikle zıplayan topun içerisinde olduğumuzdan emin olalım. Zıplayan topun içerisinde bir hareket animasyonu yapmak istediğimden bir kütüphane elemanı kullanmak zorundayım. Topu geliyorum buraya bırakıyorum. Bir klasik hareket animasyonu yapacağım. O yüzden birinci karede animasyonum burada. 20. karede animasyonumu anahtar kare ekleyerek yukarıda olmasını sağlıyorum. Daha sonra da animasyonumun tekrar 40. karede aşağıda olmasını sağlamak için birinci kareyi seçip sağ fare ile açılan menüden kareleri kopyala. 40. kareye sağ fare ile kareleri yapıştır diyorum. Animasyonu tamamlayabilmek için aradaki herhangi bir noktaya tıkladım. Klasik kare oluştur dedim. 20 ile 40 arasında klasik kare oluştur seçeneğine tıkladım. Dilerseniz bu şekilde animasyonu yapmayıp ara hareket oluştur tekniğini kullanarak da animasyonları tamamlayabilirsiniz. Ana sahneye tekrar geri dönüyorum. Şu anda ana sahnemin tekrar boş olduğunu görebiliyorum. Kütüphanemde top ve zıplayan top adında iki tane kütüphane elemanım var. Zıplayan topu seçtiğimde bunun animasyon içerebilen bir kütüphane elemanı olduğundan Flash ön izleme ekranında bu animasyonu ön izleyebilmem için oynat çal adında bir düğmeye sahip. Bu düğmeye basmamla beraber animasyonun ön izlemesini yapabilmekteyim. Zıplayan top animasyonunu sahneye bırakıyorum. Dikkat ederseniz şu anda sahnemiz bir kare uzunluğunda. Ancak biraz önce belirttiğim gibi kütüphane elemanlarının zaman çizelgesi ana filmin zaman çizelgesinden bağımsız olarak hareket edebildiğinden her ne kadar benim animasyonum bir kare olsa dahi bu zıplayan top kütüphane elemanının içerisinde 40 karelik bir animasyon olmasından filmi test ettiğim zaman animasyonu gözlemleyebileceğim. Kütüphane elemanlarından film klibini diğer herhangi bir kütüphane elemanı gibi kullanabilirsiniz. Örneğin ana filmin zaman çizelgesinde bunu ekranın sol tarafından sağ tarafına doğru hareket ettirebilirsiniz. Örneğin 40 karede birinci karede burada, 40. karede bu animasyonun sağ tarafta olmasını istiyorsam buraya da bir anahtar kare ekliyorum ve cismimin buraya gelmesini istiyorum. Aradaki herhangi bir noktanın üzerine sağ fareyle klasik kare oluştur diyorum. Bu animasyonu izlediğimizde
Top kendi içerisinde yukarı aşağı hareket edecek. Ve ana sahnede bu film klibi sağa doğru hareket ettirildiğinden animasyonumuz sanki sağa doğru zıplayan bir top gibi görünecektir. Animasyonu izleyebilmek için filmi test seçeneğine tıklıyorum.